Güzel bir maç oldu. Her şeyden önce onu söyleyeyim. Ve bu mücadeleyi ortaya koyan her iki takımın oyuncularını da tebrik ediyorum. Gerçekten hepimize. Biz de kenarda o heyecanı yaşadık. İyi bir maç oldu. Maça iyi başladık. Kendi sahamızın avantajıyla rakip sahada oynamaya başladık. Tabii rakibimizin de kontrol ataklar yapacağını biliyorduk. Çünkü çıkardığı kadroya göre bunu düşünmüşlerdi. İyi oynarken gol yedik. Geriye düştük ilk yarıda. Ama ikinci yarıda tekrar rakibe üstünlüğümüzü kabul ettirip iki gol bulduk. Geriden gelip öne geçtik. Fakat sonrasında tabii Erdem'in sakatlığı, saha içinde yaptığımız değişiklikler orta sahada biraz oyundan düşmemize sebep oldu. Oradaki adam paylaşımlarında yaptığımız hatalar sonucunda da iki gol yedik arka arkaya ve 3-2 geriye düştük bu sefer de. Tabii hiç kolay değil. Yani galibiyetten mağlup duruma düşmek hem de kendi sahanızda. Ama oyuncularım tekrar oyunu bırakmadılar her zaman olduğu gibi. Kazanmak için tekrar bir hamle yaptık. Ve 3-3'ü yakaladık. Ondan sonra belki dördüncüyü de atabilirdik Stanko'nun son pozisyonuyla. Olmadı. Sonuçta baktığımızda tabii kendi sahamızda olduğu için kaybettiğimiz 2 puan gibi görünse de önemli olan bugüne kadar olan özgüvenimizi kaybetmedik. Bizim için bu çok daha önemli puanlardan. Ve şimdi önümüzde oynayacağımız bir Fenerbahçe maçı var. En iyi şekilde hafta arasında ona hazırlanıp cuma akşamı Fenerbahçe maçında da daha iyi bir mücadele, daha iyi bir oyunla sahada olmaya gayret edeceğiz. Sizlerin sorularınız varsa alabilirim. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. İyi akşamlar herkese. Evet, maçın skoruna da bakıldığında çok enteresan, değişik bir maç oldu. Bol gollü, bol pozisyonlu. Maçtan önce tabii ki bu kadar golün olacağını biz de düşünmüyorduk. Atarız diye düşünüyorduk ama defansif anlamda da bazı sıkıntılar yaşadık bugün. Ama her şeye rağmen iki kere öne geçtik. 2-1 mağlubiyetten maçı çevirip son saniyelerde 90 artılarda bu golü yemek bizi üzdü. Maçın genelinde yani 3 haftalık bir beraberlik alıyorduk zaten. Bugün kesinlikle bunu bozmak istiyorduk. 3 puanı alabileceğimizi düşündüğümüz rakibimizle oynadık. İzleyenler için güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Sonuçta 3-3 gibi bir sansasyonel bir skor çıktı ortaya. İki taraf da maçı galip getirecek pozisyonları buldu. Ama sonuçta berabere bitti. İki taraf da bu şekilde bir puanla ayrılmış oldu. Hakemlerle ilgili bir şey söyleyeceğim ben. İlk maçın başında 45. dakikada bir korner atarken biz Aquay'la bir pozisyon yakaladık. Oyunu kestiler. İkinci, aynı son saniyede yakalandığımız pozisyonda 3-1 pozisyonda da aynısını devam ettiler. İkisinde de süre bitmişti. Hatta dördüncü hakeme sorduğumda ilk yarıki pozisyon için sürenin bittiğini, hakemlerin korneri kullandırıp düdüğü çaldığını söylemişti. Aynı pozisyonu ikinci yarıda yapmadılar. 96 artı 30. saniyede devam ettirdiler 3-1 yakalandığımız pozisyonda. Yani bence hakemlerimizin en büyük sorunu bu. Tartışma konuları da bundan geliyor. Birine verip birine vermediğiniz zaman olmuyor. Ya ikisine vereceksiniz ya da ikisini de devam ettireceksiniz. Hakemle ilgili söyleyeceğim şeyler de bunlardan ibaret. Soru var mı? Teşekkür ederiz. Buyurun hocam. Var diyeyim. Hemen kaldırma. Şimdi bir sezon oynuyoruz ve kalabalık bir kadroya sahibiz. Bizim özellikle hücum hattında çok fazla alternatifimiz var. Çok maç fazla sayıda oynayan oyuncularımız oluyor. Bazı zamanlarda onları dinlendirmeyi düşünüyoruz. Oyunsal anlamda bugün biraz daha orta sahayı almak istedik. Orta sahada bir değişikliğe gittik. Ama bizim ön hattımızda oynayabilecek 4-5 hatta yani daha fazla zaman zaman Miçi de forvet arkası kullanıyoruz. 6 oyuncumuz var. Bunları değişerek sezona yaymak istiyoruz. Hepsinden en etkili şekilde faydalanmaya çalışıyoruz.